Eber Speaker Easy Start Select çalıştırma ünitesi. Çalıştırma ünitesi ilk defa açıldığında ekranda Initial kelimesinin kısaltması olan INI yazmaktadır. Bu esnada çalıştırma ünitesi ve ısıtıcı birbirlerini tanımaktadır. Bu çalıştırma ünitesiyle ısıtıcı, ısıtma veya havalandırma modunda çalıştırılabilir. Ayrıca ısıtıcı içerisinde bulunan ve 5 adet hafızaya atılan hata kodu görüntülenebilir. Bu hata kodları istendiği takdirde silinebilir. Lütfen hata kodlarına müdahale etmeden önce yetkili servisinizle iletişime geçiniz. Bu çalıştırma ünitesiyle program yapabilmek mümkün değildir. Isıtıcının ısıtma modunda çalıştırılabilmesi için çalıştırma ünitesi üzerinde bulunan yön tuşlarıyla ısıtma simgesi üzerine gelinerek yine çalıştırma ünitesi üzerinde bulunan ok tuşuyla bu simge seçilmelidir. Ardından ekranda görülen on yazısının ardından yine ok tuşuyla onaylanarak ısıtıcı çalıştırma modu aktif edilebilir. Ardından çalıştırma ünitesi üzerinde bulunan yön tuşlarıyla ulaşılması istenen sıcaklık değeri belirlenebilir. Isıtma modu aktifken ekranda ısıtma simgesiyle birlikte o anki ortam sıcaklığı ve ulaşılması istenen sıcaklık değerleri değişerek gösterilmektedir. Ekranda görülen termometre simgesi o anki ortam sıcaklığını temsil etmektedir. Bu şekilde bu iki değer birbirinden ayrılabilir. Isıtıcı, ısıtma modundan çıkarılmak istendiğinde yön tuşlarıyla ısıtma simgesinin üzerine gelerek ok tuşuyla bu simge seçilmelidir. Ardından ekranda off yazısı görüldüğünde yine ok tuşuyla seçim yapılmalıdır. Isıtıcı havalandırma modunda çalıştırılmak istendiğinde yön tuşlarıyla havalandırma simgesi üzerine gelinerek ok tuşuyla onaylanması ve ardından on seçeneğinin onaylanması gerekmektedir. Bu modda yanma gerçekleşmeyeceği için herhangi bir sıcaklık girdisi verilmesine gerek yoktur. Isıtıcı havalandırma modundan çıkarılmak istendiğinde fan simgesi ok tuşuyla seçilerek off seçeneğinin ok tuşuyla onaylanması gerekmektedir. Bu çalıştırma ünitesi vasıtasıyla ısıtıcı üzerindeki hataların okunması istendiğinde çalıştırma ünitesi ekranı açıkken sağ ve sol yön tuşlarına 5 saniye boyunca basılarak servis menüsüne giriş yapılması gerekmektedir. Servis menüsü içerisindeki 1.1 menüsü ekrana geldiğinde servis menüsüne giriş yapıldığı anlaşılabilmektedir. 1.1 menüsü ısıtıcı üzerinde o anda bulunan aktif hataları göstermektedir. Çalıştırma ünitesinde bulunan ok tuşuyla bu menüye giriş yapılarak aktif hatalar görüntülenebilir. Ve yine ok tuşuyla bu menüden çıkış yapılabilir. Yön tuşlarıyla 1.2 hata menüsüne ilerlenebilir. Bu menü içerisinde ısıtıcının daha önce hafızaya aldığı 5 adet hata kodu görüntülenebilir. Çalıştırma ünitesi üzerinde bulunan ok tuşuyla bu menüden çıkış yapılabilir. 1.3 menüsü ise hafızaya alınan bu hataların silinebildiği menüdür. Lütfen bu 3 kısım dışında servis menüsü içerisinde herhangi bir değişiklik yapmayınız. Ayrıca hata kodları ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce yetkili servis istasyonunuza başvurunuz.